gazetesi Politico, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sert tartışmalar yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gönderdiği geçmiş olsun mektubunda sevgili Emmanuel hitabını kullandığı ve görüşme çağrısı yaptığını yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmeler için Brüksel'de bulunduğu sırada Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Steno, Türkiye'den gelen yakınlaşma mesajları üzerine "Bizim için en önemlisi bu niyet ve beyanların uygulamaya dökülmesi, hayata geçirilmesidir" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e parmak salladığını savunarak, Soylu'nun yaptığı açıklama Berat Albayrak'a attığı omuz gibi. AK Parti'de yeni bir liderlik yarışı başladı. Herkes Erdoğan sonrası koltuk peşinde dedi. Sosyal medyada annesine küfreden bir kişinin serbest bırakılmasına isyan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya troller hatırlatıldı. Soylu'nun annesine küfredilmesini kınayan Atilla Taş, "Fakat bizzat kendi partilerinin maaş ödeyerek yıllardır analarımıza bacılarımıza küfrettirmelerine, itibar suikastlarına, iftiralarına bir iki laf etsinler" ifadesini kullandı. 2021 yılı boyunca ülke genelinde iş ve aş buluşmaları etkinlikleri yapacaklarını duyuran HDP milletvekili Garo Paylan, saray ekonomisinin tıkırında olduğunu ancak halkın derin bir ekonomik kriz yaşadığını, iktidarın rakamlarla oynayarak ekonominin iyi gittiğini göstermeye çalıştığını söyledi. Tokat'ın Almus ilçesinde Alevilerin yaşadığı köylerin Sağlık Bakanlığı logolu bir haritada kırmızı renkli Alevi yazısıyla fişlendiği ortaya çıktı. Bir hasta yakınına WhatsApp üzerinden gönderilen haritadaki uygulamaya dair Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Bakan, "Bu millete yazık ediyorsunuz, yapmayın" dedi. Ankara'da 9 aylık bebekleriyle birlikte gözaltına alınan Yasemin ve Kasım Melizci çifti tutuklandı. KHK'li ve tutuklu ailelerine iaşe sağlamaktan 15 yıl hapsi istenen Yasemin çiftçi, bebeği de 15 gün karantina hücresinde kalacak.